Peki bu habere yorumunu gerçekten çok merak ediyoruz. Taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen bir isim Mehmet Ali Erbil efendim Belarus'a gitti. Orada bir otelde sahneye çıktı. Verdiği röportajda pişmanlığını dile getirdi ve özür diledi. İzleyelim. İbrahim Tatlıses konserinde sunuculuk görevi yapmak için Belarus'a giden Mehmet El Erbil... Tatlısesle kader arkadaşı olduğunu söyledi. O dönemlerde yani ters giden işlerimiz zamanında kimin ne cebinde ne varsa onu ortaya koyup paylaştığımızı çok iyi bilirim. Var mı hikayeniz? İşte bu işte en büyük hikaye bu. Son dönemde adı taciz iddialarına karışan Mehmet El Erbil... taciz gündemin ittiği aldı. İyi niyetinden kaynaklanan. E benim öyle egolarım falan yoktur, komplekslerim yoktur. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama aile değerlerine saygılı olduğunuzu biliyorum. O yüzden de abimin yanıma aldım ki hani ha. soruları ona göre ona göre sorun yani. Yani büyük Erbil burada. Zaten bitti gitti kapandı gitti. Ama bundan sonra herhalde artık sosyal medyada da yürümeyeceğim. Yürümeyin ben yürümeyin. Yürümeyin. Hoşun yürümeyin. Ama benim en büyük yürümem ve takibe takip. Da yani dedim. var ya yani ne bunun yani. Nedir bunu yani? Ya, Takibe evet. takip. Bundan sonra yani sosyal medyayı da kapattım defterden diyebiliyor musun? Yok asla demiyorum. Çok eğleniyorum. Çok oyalanıyorum. Yine mi? Vallahi yani, Çok eğleniyorum. Abimin evet, kız arkadaşlarına medyayı, yazıyorum. Hadi ya. Bıktı <laughs> 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 bu sosyal medyadan. Evet evet gerçekten. Gerçekten. Peki hadi sahne başlıyor. Evet konu yargıya taşındı. Ece Onay tacize uğradım diyor. Mehmet bilse iddiaları yalanlıyor ama bu bir röportajda da özür diliyorum diyor. Niye özür diliyor? E, DM'den yürümeyeceğim artık diyor. Yani özür dilerim deyince biz Ecer Evet özür biz öyle de, bir özür geliyoruz. Kadınlardan diyor. özür dilediğini düşündük Mehmet El Yok kendi e, yani yine bir tiyi alıyor işte bundan sonra daha inceleyeceğim sık dokuyacağım diyor. Bir tek yanlışım bu özür dilerim herkesten iyice araştırmadığım için. Ya tabii çok hassas konular özellikle taciz konuları. Kesinlikle. Gerçekten çok has, hassas. Az, az önce söylemiştim aslında insanların özel alanları var. Şimdi ne yazık ki sosyal medya bu özel alanları kaldırdı. Evet. Biraz herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle bizim işimizde duayen olarak görülen. Aynen öyle. Yani anlamında ağırlığı olan, isim olarak ağırlığı olan insanların özellikle artık bu tarz şeylere hiç girmemesi lazım. Evet. Çünkü suistimal de edilebiliyor Eee siz de birilerini suistimal edebiliyorsunuz. Genç insanlar ünlü olmak istiyorlar, tanınmış olmak istiyorlar. Bir para kazanmak istiyorlar onlar da. Onlar bir şekilde size yazsa bile bunun karşılığı sizden o şekilde olmamalı. Ben tabii olayı çok ıı, takip etmedim. Bilmiyorum ama Yok sen yani, genel konuşuyorsun. Genel yani. konuşuyorum tabii. E, bu durumun özelinde çok fazla bir bilgim yok açıkçası ama ne olursa olsun bizim çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle belli bir yaşa gelmişsen ve belli bir standartta oyuncuysan ya da belli standartlarda belli mevkilerde bulunduysan artık direkt mesajlara girip oradan birileriyle yazışmanın ya da onun dışında birileri mesaj atmanın ya da hiç tanımadığın insanlardan gelen şeylere cevap vermenin bir anlamı yok. Çok riskli şeyler bunlar. O yüzden dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Mehmet Ali Bey'in hem kızımızın da Yani evet. fazla da uzatmamaları da lazım. Evet. Aslında böyle bir şey yaşandıysa özür dilenip kapatılması da gerekiyor. Uzadıkça da sündükçe de başka yerlere gider. Ama yani. yargıya taşınması konusunda ne düşünüyorsun? Hani Mehmet Ali de istiyor ki olay kapatılsın unutulsun işin içine şey karışmasın. Şu, şu var yargı süreci çok doğru yürüyecektir. Neden doğru yürüyecektir? Eğer böyle bir şey varsa deliller varsa bunun karşılığında bir süreç var. Bu süreç doğru takip edildiği zaman, e çünkü yargı güvenmezsek kime güveneceğiz? E, bunun karşılığında evet bu suçtur dendiği zaman bunun cezasını karşı tarafta kabul etmek zorunda kalacak. yani evet, evet. E, Çünkü e, yargı bizim düşündüğümüz gibi anlık çalışmıyor. Belli bir süreç üzerinden çalışıyor. Tabii. Belki bir sene, belki iki sene, belki üç sene sürüyor bunlar. Evet. Ve eğer haklılık varsa da e, dinleniyor insanlar. Evet haklıdır diye bunun karşılığında bir ceza da oluyor. İki taraf da bu cezayı razı olmak zorunda. İftera e, atılıyorsa da, Biraz şöyle de sana. taciz eden kişi e, biraz da şöyle bir mi hissediyor? Yani nasıl olsa bana bir şey olmaz. Çok doğru. E, nasıl olsa bana bir şey olmaz. E Kızın dediğine de kimse inanmaz falan. Yıllarca ne yazık ki kalplerde ve zihinlerde şu cümle var: Bana hiçbir şey olmaz kızım. Ya şöyle Ama artık durum. oluyor. Oluyor artık. Şöyle ha, bir doğru. durum var. Aslında çocukken biz hepimizi taş atardık. Ee, karşı komşunun çocuğunun kafasını yarardık. Sonra babamızın arkasına saklanırdık. Evet. Annemizin. Aa işte beni korur annem babam aynen derdik. Aynen öyle. O yüzden günümüzde de insanlar bir şey yapıyorlar. Ya halkım benim arkamda diyor. Ha. Ya annem aynen, babam aynen. benim arkamda diyor. Ya da oynadıkları karakterlerle ilgili. işte ben şunu oynadım kardeşim ben bunu yapar mıyım zaten Aha, diyor. Ha. Yani bunların hiçbir alakası yok yaşanan olaylarla. Çünkü insanlar... Ee, rollerinin karşılığındaki hayatlarındaki şeyler örtüşmüyor. Yani hepimiz e, farklı roller oynamak zorundayız. Ben bunu oynuyorum diye bu suçu işlemeyeceğim diye bir şey yok. Evet. O yüzden ya da annem babam güçlü diye oturup ben bunu iş yap, yapmayacağım diye bir şey yok. Bir şeyin arkasına sığınman gerekmiyor. Suçunun eğer ispatı varsa evet. sen mahkemeye çıkacaksın. Bunun karşılığında da bakacaksın eğer evet orada hakimler de boş yere... <laughs> Aynen Yoklar. Üç sene, beş senelik insanlar değiller. Bunlar bir eğitimden geçiyorlar ve orada bir karar veriyorlar. Bir yargıya varıyorlar. Ünlü ünsüz fark etmiyor. Ünlü ünsüz Hiç asla fark, fark etmiyor. Etmez. Bir kadına yapılan eylem. Kimsenin ayrıcılığı. Tam tersi bir erkeğe de yapılıyor. Evet. Evet. Aynı şekilde. O eylemlerde biz diyeceğiz ki evet yargı bir karar verdi buna saygı duymak zorundayız. Birilerin arkasına annemiz, babamız, toplum, halkımız ya da bir parti ya da bilmişsinin arkasına sığmadan devam etmek Ya da üstünü hayat. kapatmaya çalışmamalıyız. Asla. Özellikle bayanlar Evet. bunu kapatmamalı. Evet sen sen o süreci aslında eşinden dolayı çok çok iyi biliyorsun. Evet. Ee, Nazife'nin başına böyle çirkin bir olay geldi. 2019 yılında evet, evet. E, bir tiyatrocunun taciziyle karşı karşıya kaldı ve üstünü örtmedi. Konuyu kapatmadı. Evet. Sen de evet. destekledin o süreçte yanındaydın. Kesinlikle. Davada evet. geçtiğimiz günlerde zaten sonuçlandı. O kişi hapis cezası aldı. Evet. Ee, sana Nazife nasıl açılmıştı o süreci? Biz anlatabilir Şimdi şöyle tabii ben onlar adına asla konuşmak istemiyorum. Çünkü hı hı. iki kadın evet. ile beraber çok ciddi bir mücadele verdiler. Güzel bir, bir hukuk bir zaman, iki buçuk sene sürdü. Ama sen, sen de sürdü. kocası olarak aslan gibi durdun. Çok. Evet, kesinlikle. Ve yani. iki buçuk sene boyunca bizde de bunun magazine taşıdılar. Evet. Bayanlar. Evet, hiç ne böyle bir de. şey tenezzül ettiler ne de böyle bir şeyin içine girdiler. Ki çok kolay bir şey bu biliyorsunuz. Evet, çok kolay evet. taşınabiliyor ilk andan itibaren. Bu süreç bizim az önce dediğim gibi yargı süreci devam etti. Şöyle ben tabii... Olay aslında o anda e, görenler yaşayanlardan biriyim daha doğrusu gören demeyeyim de e, aynı oyundaydık aynı e, biz aynı oyunda o, oynarken yaşandı böyle bir süreç. E, ondan sonraki sürecin hepsini ben biliyorum nasıl e, sıralamalarla gidildi kimlerle şikayetçi olundu. Ama bazı eksiklikler oldu o süreçte hı. çünkü iki bayana ister istemez yalnız bırakılıyor bazı şeylerde hı hı. olmamıştır işte ikna çabaları oluyor, İşte hayır lütfen belki yanlış anlamışsındır, bir daha tekrar düşün falan gibi onları telkinlerde bulunuyor. Ne yazık ki kurumlarda böyle şeyler var. Yani kurumlar ister istemez bu olaylar etrafa yayılmasın, duyulmasın, kendi içlerimizi çözelim istiyorlar. Ama bu olayların delili yok diye bir şey yok.